değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken piyasalarda sakin bir seyir var. Bu akşam Fed tutanakları açıklanacak. Onun öncesinde çok önemli bir hareket olmadığını görüyoruz. Son dönemlerde tüm dünya piyasalarında pozitif bir hareket vardı. Tüm varlık sınıflarında aslında hepsinin bir arada hareket ettiği iyi, aynı yönde nadir zamanlardan bir tanesi son bir ay açıkçası. Bugün Amerika piyasaları NVIDIA'nın kar sonuçlarına çok dikkat ediyor olacak. Son bir yılın yapay zeka konusundaki en önemli faydalanan şirketlerinden bir tanesi NVIDIA, bir çip üreticisi biliyorsunuz. Onun sonuçları, tüm teknoloji hisselerinin sonuçları ve performansı konusunda bir ipucu verecektir. Şimdi bugün çok fazla konumuz var ama tabii ki hemen kendi piyasamıza dönelim. Dün piyasada açıldıktan bir yarım saat, bir saat sonra Koç Holding'in Dubai menşeli bir banka ile Yapı Kredi'nin satışı hakkında görüşmelerde bulunduğu ve sahibi olduğu %61'lik payın 8 milyar dolar civarında satılabileceği haberleriyle piyasa tabii ki çok pozitif etkilendi. Tüm bankacılık hisseleri buna pozitif tepki verdi ve ilk defa tarihinde 11.000 puanı geçerek piyasa 11.088 puana kadar yükseldi. Daha sonra gün içinde yine fiyat konusunda anlaşamama gibi bir takım haberlerde çıkınca tepe noktalardan biraz kar satışı geldiğini gördük piyasaya. Bankacılık sektörü aslında tabii geçen seneden beri iyi perform etmeye devam ediyor. Baktığımızda bu fiyat ne demek? Biraz onlara ben size bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci çeyrek itibarıyla burada bakabileceğimiz kriter ya da çarpan piyasa defter değeri 1.8 çarpanda işlem görüyor. Biliyorsunuz bankalar enflasyon muhasebesine tabi olmadığı için kar rakamları biraz şişik ama defter değerleri o kadar çok şaşmıyor. Yani piyasa defter değerine bakmak daha doğru bir gösterge bu tip dönemlerde. Şimdi 1.8 2024 sonu bizim tahminlerimizle aldığımızda ve ima edilen rakamda gerçekleşirse bu işlem kabaca 1.95 piyasa defter değerinden satılmış olacak Yapı Kredi Bankası. Ben sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Yani tabii ki birkaç sene geçti ama hatırlayacaksınız. Yani bu işlemin ve işlemin büyüklüğünün ne ifade ettiği açısından Yapı Kredi Bankası, Koç Holding ve İtalyan UniCredit'in %50 ortaklığındaydı 2019 yılına kadar. Ama 2019 yılında Koç Holding ile UniCredit bu iş ortaklığını, UniCredit Türkiye'den çıkmaya karar verdi ve paylarını iki defada 2019 ve 2021'de olmak üzere Koç Holding'e devretti. Ufak bir kısmını da piyasada satmıştı. Şimdi baktığımızda tabii ki Koç UniCredit tamamen çıktı ve en son işlemde Nisan 2021'de tamamlandı. Şimdi o Nisan 2021'de UniCredit son sahip olduğu payın, yani %18'lik Yapı Kredi payını 300 milyon euro karşılığında Koç Holding'e devretti. Yani ne demekti? %18'ini bu fiyattan devrettiyseniz o zamanki fiyata göre dolar olarak karşılaştırmak istersek 1.75 milyar dolara şirketi Yapı Kredi'yi Koç Holding'e değerlemeden satmış oldu. Bugünkü değeri, dünkü kapanış itibariyle 10 milyar. İma edilen fiyat yaklaşık 13 milyar dolar civarında piyasa değerinden olacağı gözüküyor. Böyle baktığımızda bu tabii ki Koç Holding için bence muhteşem bir işlem eğer gerçekleşecekse. Gayet iyi bir ticaret olmuş gözüküyor. Özellikle UniCredit'ten aldığı değerlemelere baktığımızda Koç Holding için inanılmaz bir değer yaratılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii ki normalde baktığımızda bana göre bu değerlemeler, piyasa defter değerleri pahalı değerler. Yani bir alım söz konusu olmasa bile şu andaki fiyatların ben Türk bankalarının artık pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu piyasa defter değerinde baktığınızda iki tane önemli kriter var. Bir öz sermaye getiriniz, bir de öz sermaye maliyetiniz. Türkiye'de bankaların öz sermaye getirileri hep öz sermaye maliyetlerinin altında. Uzun senelerdir böyle. Bu yüzden de Türk bankaları uzun senelerdir aslında birin altında piyasa defter değerlerinde işlem görüyor. Tabii ki son bir senede gerçekleşen rasyonel politikalarla normale döneceğimizin sinyalleri yavaş yavaş Türk bankalarının yeniden fiyatlamasına sebep oldu. Ama bu biraz önce bahsettiğim öz sermaye maliyetiyle öz sermaye karları arasındaki spread aslında çok fazla kapanmadı baktığınızda. Evet, şunu sorabilirsiniz tabii ki bu başka bir ülkenin bankası niye gelip acaba bu bankaya bu kadar pahalı diyorsunuz, pahalı bir fiyata satın almak istiyor. Şimdi tabii ki Türkiye nereden baksanız nüfus hızının yavaşlaması azalsa da çok büyük bir ülke. Bankacılıkta nüfusla büyüyebilen bir gerçek. Yani nüfusunuz, ekonominiz büyümeye devam etmeli ki açıkçası siz bankacılık varlıklarınızı büyütebilirsiniz. Zaten son 3 senede yaşanan petrol fiyatlarındaki aşırı yaratılan zenginlikle Körfez ülkelerinin çeşitli kendi ülkelerindeki nüfusların ufak olmasından dolayı çeşitli ülkelerde çeşitli varlıklar almaya devam ediyorlar. Bu da çok şaşırtıcı olmaz. Yani biraz primli, bize göre primli bir bedel ödemeleri ki stratejik alımlarda piyasa fiyatlarına göre bir prim olması normaldir, ödeyebilir. Bunun sonucunda çağrı olur mu? Bence olur. Çünkü satarsa burada baktığımızda Yapı Kredi'nin %20.2'si Koç Holding'e ait. %40.95'i de Koç Finansal Hizmetlere ait. Onun da tabii Koç Finansal Hizmetler de Koç Holding günün sonunda baktığımızda. Bence burada karlı çıkacak Koç Holding olarak görüyorum ben bunu. Yapı Kredi için bir çağrı olursa tabii ki bence olması lazım. Burada da Yapı Kredi hissedarlarının tabii ki o fiyatlar, bahsedilen fiyatlar olursa %30 gibi bir yüksek fiyattan olması ihtimal. Bu tip tabii ki yalanlamalar her zaman oluyor. İlk 2019'da UniCredit ile Koç Holding arasında böyle görüşmelerle ilgili bir haberler de çıkmış. Evet. O zaman da iki tarafta böyle bir şeyin olmadığını ilk başta söylediler. Sonra görüşmeler olabileceğini söylediler. Bu tip haber akışı olacaktır açıkçası. Ama dediğim gibi iyi bir fiyat bence Yapı Kredi için. Ben de bu fiyattan böyle bir teklif geliyor olsa bu varlığı kesinlikle düşünmeden satardım diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi, güzel, iyi bir değer yaratmışlar kendisi arasından. O parayla Koç Holding ne yapar? Spekülasyonları her zaman başka bir noktadadır. O onların bileceği iş tabii ama Koç Holding için pozitif bir gelişme olur. Ama Türk bankaları gerçekten 1,5 piyasa defter değerinin üzerinde işlem görmeli mi? Bu akademik bir tartışma. Dediğim gibi her tarafında olabilirsiniz bunun. Ama zamanında banka alışlarının Türkiye'deki yabancıların banka aldıkları en yoğun dönem olan 2005 ile 2012 arasındaki dönemde çok daha yüksek çarpanlarla işlemler de olmuştu. Ama hani bu fiyatlardan o zaman ben Finansbank'ın galiba 3 piyasa defter değerinden işlem satıldığını hatırlıyorum. Denizbank keza öyleydi. Ama tekrar öyle bir dalga olur mu? Tabii ki Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne saygı duyulan bir yer olduğu, ekonomik politikaların rasyonel şekilde yönetildiği bir dönem olursa tekrar olabilir. Neden olmasın açıkçası? Ama piyasamız için de pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Sadece piyasaya giren para değil ama doğrudan yatırımın da artması ülke adına sevindirici bir gelişme. Şirket sonuçları da var. Ben daha fazla uzatmadan sözü arkadaşlara bakıyorum. İyi seanslar. Herkese merhaba. Dün Ford Otosan ve Tofaş finansal sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrek için baktığımızda Ford Otosan bizim beklentimiz olan 10 milyar TL net karın altında 8 milyar 973 milyon TL net kar rakamı gerçekleştirdi. Birinci çeyrek için bir konsensus rakamı bulunmadığını ben hatırlatmak istiyorum. Genel olarak baktığımızda birinci çeyrekteki beklentilerimiz üzerindeki parasal kazancın olumlu etkisine rağmen beklentilerimizin altında gerçekleşen EBIT ve finansman giderleri ve vergi giderlerinin de beklentimizin üzerinde gerçekleşmesiyle net kar tarafında bir sapma görüyoruz. Burada 4.4 milyar TL'lik bir parasal kazanç kaydettiğini görüyoruz birinci çeyrekte Ford Otosan'ın. Marjlar tarafına baktığımızda ise EBITDA'nın %15 gerilediğini görüyoruz. EBITDA marjı tarafında ise şirketin %8.1 FAVÖK marjı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz %8.3'tü FAVÖK marjı tarafında. Burada da ihracat hacimlerinin arttığını görüyoruz. Özellikle toplam satış hacimleri %8 arttı birinci çeyrekte. Burada yurt içi hacimler %8 daralırken ihracat hacimlerinde %11'lik bir artış görmüştük. Burada da marjlar üzerinde hem güçlü bazı yıl etkisi hem de ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının artmasıyla marjlarda bir miktar normalizasyon görüyoruz diyebiliriz. Öte yandan şirket 2024 yılı için öngörülerinde bir değişiklik yapmadı. 800-900 bin bandında bir iç pazar öngörüyor Türkiye'de. Yurt içi tarafta 100-110 bin bandında bir yurt içi hacim öngörüyor. İhracat tarafındaysa 560 bin 610 binlik bir ihracat satışı öngörüyor diyebiliriz. Ford tarafında açıkçası nötr sonuçlar diyebiliriz ilk bakışta baktığımızda. Detaylı raporu da gün içinde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Tofaş da finansal sonuçlarını açıkladı. Biz burada 2.922 milyon TL net 2 milyar 922 milyon TL net kar bekliyorduk. Şirket 2 milyar 806 milyon TL'lik bir kar rakamı açıkladı. Yine Tofaş tarafında da birinci çeyrekte bir konsensus yok. Burada baktığımızda beklentilerimizin altında gerçekleşen vergi giderinin olumlu etkisine rağmen hem parasal giderin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi hem de operasyonel karlılığın bir miktar beklentilerimizin altında gerçekleşmesiyle net karda %4'lük bir sapma görüyoruz diyebilirim. Brüt karlılık tarafına baktığımızda %15.3'lük bir brüt kar marjı açıklamış şirket. Bizim beklentimiz %17.2 idi. Bu nedenle de FAVÖK marjı tarafında bizim beklentilerimizin altında kalıyor. %12.7 fabrik marjı gerçekleştirdi şirket. Biz %14 bekliyorduk. Parasal kayıp tarafına baktığımızda şirket 2 milyar TL'lik bir parasal kayıp gerçekleştirmiş gözüküyor. Yine hacimleri konuşacak olursak ihracat tarafında oldukça düşük bir senenin ardından %26'lık bir artış var ihracat tarafında birinci çeyrekte. Yurt içi taraftaysa %16'lık bir daralma var. Bu da toplam satış hacimlerinin %7 gerilemesine neden olmuş görünüyor. Öte yandan Tofaş da guidance tarafını açıkladı. Burada baktığımızda yurt içi tarafta şirket bir revizyon yapmış görünüyor. Yurt içi tarafta 160-180 bin olan yurt içi satış hacim öngörüsünü 140-160 bin bandına revize etmiş şirket. Bu da yıllık bazda %20 ile %30 bandında bir daralmaya işaret ediyor. Bizim beklentimizde yeni guidance'ın aslında üst bandı olan 160 bin seviyesinde diyebiliriz. İhracat hacimleri tarafında öngörülerini koruyor şirket 60-70 bin bandında. Bizim de beklentimiz burada 69 bin seviyesinde. Vergi öncesi net kâr marjında %10 üzerinde şirket korunmuş görünüyor. Burada da ilk bakışta sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. Tofaş bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde bulunmakta. Özellikle rekabet kurumu kararına tarafındaki beklentilerimiz devam ediyor. Bu nedenle de Tofaş tarafında en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Öte yandan bugün Coca-Cola da finansal sonuçlarını açıklayacak. Henüz orada da bir net kar beklentisi yok. Biz 2.6 milyar TL'lik bir net kar bekliyoruz. Reel anlamda da yatay büyüme beklentimiz var. Detaylı raporları birazdan paylaşıyor olacağız. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhabalar, günaydın. Dün Enka ile görüştük. Enka ile aslında güncelleme görüşmesi yaptık. Yani çok fazla hani yeni bir şey var mı derseniz, hani bir şey üzerine, bir haber üzerine görüşmedik. Sadece bir bilgilerimizi güncelleme anlamında yani bir görüşme sağladık. Şimdi tabii genel olarak bahsetmek gerekirse Enka'dan, yani %8 halka açıkta olan bir şirket. Hani bu açıdan da işlem hacimleri çok güçlü olmayan bir şirket Enka. Dolar bazlı satışları var. Yani euro da var ama dolar ağırlıklı bir satış yapısı var. Nakiti dolar, yüksek nakit pozisyonu var. 5 milyar dolar civarında şu anda nakdi var şirketin. Hisselere baktığımızda çarpan bazında da son hani 12 aylık rakamlara bakınca çarpan bazında hani FK olarak 14'lerde, FD Favek olarak 5 gibi şu anda. Hani FD Favek olarak fena görünmüyor açıkçası. FK olarak da işte yani normal seviyelerde görünüyor. İnşaat tarafına girecek olursak, inşaat tarafı Favök'ün neredeyse hani yarısı aslında inşaattan geliyor, onu söyleyebiliriz. Burada işler geçen sene fena gitmemiş ama hani son yıllarda bir sipariş tarafında bir durgunluk var. Birikmiş sipariş 5 milyar dolar ve 5 milyar dolarda da hani son 4-5 senede aslında daha yüksek rakamları görmüşüz, 6-6,5 milyar dolarlar ama 5 milyar dolara bir hafif bir düşüş var açıkçası ama hani hala da 5 milyar dolarda oldukça iyi bir sipariş rakamı gibi görünüyor. Burada tabii yani bu seneyle ilgili bahsettikleri rakam, belli bir rakam söylemek istemediler 5 milyar dolardan ama daha iyi olacak gibi. Yani birikmiş sipariş tarafında yani durumlar biraz daha iyi olacak gibi. İnşaat tarafından biraz umutlular açıkçası. Yurt dışı ağırlıklı ama. Yani yurt içi tarafta pek bir hamleleri yani olmayacak gibi. O inşaat tarafındaki büyüme yurt dışı kaynaklı olacak gibi görünüyor. Dediğim gibi yani inşaat tarafı hafif olumlu diyebiliriz. Bizim aldığımız izlenim o yönde. Enerji tarafına geçecek olursak onun fabrika açıkçası sıkıntılı. 2023'te sıfıra yakın bir fabrikü var şirketin enerji tarafında. 2024'te de ilk 3 ayda eksi yazmış fabrika olarak. Yani enerji fiyatları tabii zayıf açıkçası. Yani o açıdan da doğalgaz doğalgaz üretim yapanlar sıkıntı içindeler. Doğalgaz santrali olduğu için Enka'nın, onlar kâr etmiyor. Hani o açıdan da aslında yani çok sürpriz bir şey değil eksi fabrika yapması ilk çeyrekte. Şimdi tabii burada yani yılın geri kalanı nasıl olacak diye soracak olursanız ikinci çeyrekte de yine şu ana kadar elektrik fiyatları pek iyi gitmedi açıkçası. Hani o açıdan da yine ikinci çeyrekte de enerji tarafında bir eksi fabrik veya ne bileyim sıfıra yakın bir fabrik görsek çok şaşırtıcı olmaz. Evet, elektrik fiyatları bir zam görürse ki yani yılın ikinci yarısında görme ihtimali yüksek görünüyor. Elektrik fiyatlarına bir zam olabilir ama orada belki bir daha iyi bir ikinci yarı elektrik tarafında görünebilir gibi görünüyor ama hani çok böyle sürpriz bir kar da elektrik tarafında sanki yine bu sene olmayacak gibi, geçen sene gibi belki. Yani belki biraz daha iyi olabilir ama hani çok yani heyecanlandırıcı bir şey görmedik açıkçası. Estate tarafında da yani açıkçası yine çok bir yani o tarafta da 200 milyon dolar bir FAVÖK yapıyor şirket her sene. 3 aşağı 5 yukarı. İşte 200 yapıyor, 220 milyon dolar yapıyor veya işte 210 milyon dolar neyse hep 200 milyon dolar civarında seyretmiş son yıllarda FAVÖK. Orada da yine bu senede açıkçası benzer bir sene olacak gibi görünüyor. Orada da pek bir sürpriz yok. Yani buradaki inşaat tarafı açıkçası biraz daha iyi gibi geldi bize. Diğer business'lar, diğer işler daha böyle sakin olacak gibi açıkçası. Çok risk almayanlar için açıkçası sağlam bir şirket, çok iyi yönetilen bir şirket. Ama hani çok hareketli de bir hisse değil açıkçası. Yani böyle daha böyle sağlam bir şey oluşturmak isteyenler için hani düşüş potansiyeli pek yok. Ama yükselmesi de sınırlı olabilir. Bizim görüşümüz açıkçası hafif olumlu diyebiliriz. Yani şirket için genel olarak. Yani çok böyle agresif de bir önerimiz olmayacak açıkçası Enka ile ilgili. Hafif olumlu yani genel olarak bizim görüşümüz o yönde. Onun dışında Ayan payı açıkladı. Bu arada Ayan'ın karı geçen gün gelmişti. Ondan bahsetmeyi unuttuk. Yani çok iyi bir kar açıklamadı açıkçası ama dün yani çok kötü de değildi. Fena değil açıkçası sonuçları. Geçen gün açıklamıştı. Dün acayip bir satış geldi Ayan hisselerine. %10 düşüş vardı. Açıkçası ben de tam anlamadım. Yani o kadar kötü bir kar yok. Hani niye bu kadar şey geldi? Tam anlamamıştım. Temettüsü oldukça yüksek açıkçası Ayan'ın. Yani 3.68 TL. Verim olarak temettü verimi %12. Hani bugün açıkçası Ayan hisselere bence oldukça pozitif etkileyebilir ki zaten hani düşüş de vardı ciddi anlamda dün. Yani bu alış fırsatı yarattı gibi o dünkü düşüşten sonra. Yenilme Enerji şirketi yine Ayan yeni bir ağırlıklı çalışan hani o da yine ilk çeyrekte iyi açıklayabileceklerden bir tanesi açıkçası dikkatimi çekmişti ama ufak bir şirket diğerlerine nazaran dikkat çeken bir şirket değil o yönden açıkçası ama hani bu temettü haberi özelinde bakacak olursak oldukça pozitif görünüyor bu haber. Bugün Aydan'la görüşeceğiz. Biyoenerji ile de Cuma günü. Yani bunlarla ilgili notlarımı da zaten yarın sabah anlatırım, paylaşırım. Dizel marjlarını takip ediyorum son günlerde. Şimdi dizele baktığımızda rafineri marjları için dizeli takip etmek gerekiyor. Dizel önemli tabii rafineri marj açısından. Burada dizelde biz zayıflama gördük. Nisan ayında söylüyorduk hani bunu izleyeceğiz diyorduk. O 20 doların altına inmişti. Şimdi tekrar son günlerde bir atak yaptı dizel tarafı. Ve 20 doların tekrar üstüne çıkmış görüyorum. Benzin tarafında zaten marjlar çok iyi değil yani çok iyi değil derken sabit kalmıştı son dönemde. Yine benzin tarafı yine daha sabit gidiyor. Rafineri marj açısından tüpraş açısından baktığımızda benim görüşüm hafif olumlu bu. Son dönemde biraz daha hafif olumluya döndüm tüpraşla ilgili. Negatiftik biraz çünkü dizel marjları gerilemişti. Şimdi tekrar yukarı yönlü bir hareket var. Gerçi ne kadar tabii bu sürdürülebilir açıkçası şey dipten bir dönüş de olabilir bu. Yani onu takip etmekte fayda var. Bu akşam sonuçları açıklayacak bu arada şirket. Tüpraş'ta beklentimiz bizim eksi 1.8 milyar TL kar yani zarar olması yönünde aslında. FAVÖK tarafında beklentimiz 9.6 milyar TL. Şirketin yönlendirmesi daha önemli olacak. Yani bu akşam dinleyeceğiz şirketi. Yani 7'de 7-7.5 arasında. Burada tabii guidance çok önemli olacak. 2024 guidance'larını yani değiştirme ihtimalleri bence pek yok açıkçası. İlk çeyrekte hani çok iyi gitmese de işler hani biraz dediğim gibi bir miktar zarar görünüyor sanki kârda. Ama beklentimiz bizim az önce de söylemiştim, eksi 1.8 milyar TL. Forward beklentimiz 9.5 milyar TL civarı. Yani burada bir açıkçası yani ortalama beklenti yok. Yani öyle bir sıkıntı var. Yani diğer analistler ne tahmin ediyor çok bilemiyorum şu anda. O açıdan da ortalamaya göre değerlendirme yapmamız mümkün olmayacak bu çeyrekte. Ama daha çok dediğim gibi ilk çeyrekten ziyade ikinci, üçüncü çeyrekler çok daha önemli şirket için. O açıdan da yönlendirme önemli olacak bu akşam. İzleyeceğiz. Bakalım ne diyecekler. Yani bizim görüşümüz şu an için olumlu. Yani şu anda değiştirecek bir şey de ben açıkçası görmüyorum. Olumlu görüşümüzü. Hala FDF ve FK oranları hep düşük. Marj olarak da dediğim gibi bir şüphelendirdi bizi aslında marj düşüşü. Ama tekrar yükseldi son dönemde. Onu da izlemeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bu akşam önemli olacak yönlendirmeler. Benim bu tarafta başka bir şey yok gibi. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç tane görüşü bahsedeyim. Arkadaşlar zaten şirketlerden bahsetti ama ufak benim de dokunmak isteyeceğim konular olabilir. Birincisi yapı kredi konusunda. Bunu geçmişte de gördük. İşte bir haber ajansı bir şeyle geliyor. Sonra ardından başka bir ajans işte fiyatta anlaşamadı gibi diyor. Bunlar hep geçmişte özellikle bir işlem yakın olduğu zaman gördüğümüz. Ama tabii bu fiyatlar telaffuz edilmeleri gerçekten açıkçası yakından incelenmesi gereken konular. Yani bu tabii bir piyasa oluşturmak için mi ya da pazarlık süreci içerisinde de bu yurt dışında da olabiliyor. Ama bu şeylerin uzamadan belli bir noktaya geldiğini de gösteriyor açıkçası. Çünkü dün inanılmaz hayal gücü çalıştı. Yani kötü ya da anlamında söylemiyorum. Cidden bu eğer söylenen rakamlarda oluşursa Türkiye'nin re-ratingi dediğimiz yani yeniden başka bir boyutta değerlendirmesinin önü açılacak bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. İşte First Abu Dhabi Bankası o da Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından bir tanesi. O nedenle bu sürecin devam etmesi zaman zaman işte artı eksi giderken bir noktada çünkü Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de başka yatırımları da düşünülüyordu. Hatırlarsınız bir anlaşma imzalanmıştı aylar önce. Bunun ilk belirtisi gibi düşünebilir ve bu kadar eğer Türkiye'ye büyük yatırım yapacaklarsa böyle bir bankanın sahibi olarak da burada olmaları da onlar için de mantıklı hale gelebilir. Ama dediğim gibi yine fiyatlar hep konuşulacak. Bu biraz önce yine Batuhan'ın işaret ettiği gibi hukuki açıdan da yabancı sermaye direkt yatırımcı açısından önemli bir sinyal olacaktır. Bunun altını çizmek lazım. O yüzden bu olay böyle işte piyasalarda kar realizasyonu gelir. Bunlar hep yaşayacağız. Hiç böyle hatırlarsınız bunları hissetmeden yaşarız. Yani ben hatırlıyorum ters durumlarda da aynı durum oluyor. Garanti Bankası 18 liradan çağrı bırak yaptığı zaman ben çok açıkçası üzülmüştüm. O anda herkes belki çok kısa vadeli baktı ama aslında Garanti gibi bir bankanın halka açıklık oranı düştü. Yani bu aslında bizim piyasamız için iyi miydi kötü müydü tartışılır. Satanlar için iyi miydi kötü müydü tartış ama öyle bir ortam vardı ki ciddi anlamda hisse üzerinde baskı yaratılmış. Yani bu kısa vadeli baskıları unutmamak lazım. Tabii ki bunun içerisinden belli bir fırsat yaratılabilir ama ben de ek olarak bunları hatırlatma ihtiyacı duydum. Benim de Enka ile ilgili Umut'un söylediğini ekleyeceğim. Şöyle dışarıdan bakıyorum. Evet defansif bir şirket. Her işi dolar. Yurt dışında inanılmaz know-how'ları var. Ve 5.2 milyar dolar net karları var. Net nakit pozisyonları var. Şirket 7 milyar dolar. Yani parasını çıkarın dışarıya bütün işi 2 milyar mı bu şirketin ya da 1.5 milyar dolar mı ki ciddi bir kar yaratabilen bir şirket. O yüzden yani %8 halka açık ağır siklet bir şirket ki bazen bunda bile spekülasyonlar oluyor. Ama ben de şunu ekleyebilirim. İnşaat tarafını ben böyle olumlu konuştuklarını geçmişte tanık olmadım. O tarafı diğer taraflar zaten yani enerji Şimdi havalar sıcak ya da soğuk olursa şey yapan bir konu. Real estate dediğimiz Rusya'da şeyde gayet her şeye rağmen iyi durumdalar ama asıl bu sene onları destekleyecek bir şey olarak en önemli unsur bu inşaat tarafında yurt dışındaki projeler. Çok büyük projelerden bahsediliyor bu arada. Yani şey anlamında proje akışı şeklinde. O yüzden diyorum ya bu yıl içerisindeki backlog'a gelecek rakamlarda önem arz edecek. Burada yine şunu söyleyelim, o ellerindeki 5.2 milyar doları da yani birçok şeyde değerlendiriyorlar. Yine yurt dışında ama yurt dışında hissesi var, eurobondları var. Yani dünyada faiz indirimi süreci giderse de bir şekilde orada daha iyi de getiriler olma olasılığı var. Ama bir taraftan tabii dünyada faiz artırımları yine artış sürecine girerse o zaman o portföydeki şeyi de biraz daha etkili olacaktır. Ama şöyle değerlendirelim. Bu Türkiye'de global bir şirketi satın almak gibi düşünelim bunu. O yüzden Umut'un söylediği gibi hafif olumlu değerlendirelim. Çok böyle al sat yapılacak değil ama bazen böyle yabancı hisseler almak istiyor ya yatırımcı doğal olarak. Yani yabancı şeyinde yani yurt dışında operasyonlarını düşündüğümüz zaman dolara karşı korunaklı olduğu ve Türkiye'de bir de hisse senedi piyasasında olduğunu düşündüğümüz zaman aslında hep portföylerde bir nebze olsun olması gereken bir şirket gibi görünüyor uzun vadede. Gerçekten şey yani istikrarlı bir şirket Umut da altını çizdi. Otolarla ilgili Zeynep zaten rakamlar üzerinden geçti. Ama benim şeyim gördüğüm şu, evet bu sene hem Tofaş hem Ford satışların daha düşük olacağını bekliyor ama bizim alt bantımızda ya pardon biz onların 800-900 bin pazar bekliyorlar, bizim beklentimiz 1 milyon ve bizim beklentilerimiz de bu arada gayet şeyle temkinli. Yani şu anda sanki hem Ford hem Tofaş satış hacimleri vererek en kötüye hazırlıyorlar kendilerini. Bu ilk çeyrekte marjlar düşük, daha düşük bir marj olduğunu görüyoruz. Çünkü geçen yıl inanılmaz karlar yüksekti arkadaşlar. Aslında bu malumun ilanı. Ha buna şaşıracak mıyız? Şaşırmayacağız. Ama geçen yıl işte Doğuş Otomotiv gibi şirketlerin çok yüksek karlılığının bir açıklaması gerçekten de o dönemde çok enteresan gelişmeler oldu. Şimdi normalleşmenin etkilerini burada görüyoruz. Yine geçen haftalarda Bayrak'ta kaldırdığımız gibi Tofaş'taki hikaye bu ilk çeyrek hikayesi değil. Tofaş'taki hikaye Stellantis Türkiye'nin satın alınmasıyla birlikte stratejik olarak yönün de belirli hale gelecek olması. İç piyasa tabii ki bu yıl yine karışık olacak. İhracat tarafında büyük bir hareket olmasa da özellikle Stellantis'te olan konular çözüldüğü anda rekabet kurulu olayı yakın olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte aslında çok daha iyiye gitme potansiyeli var. Yine 13 milyar dolar olan bir Ford'a karşı herhalde 4.2 milyar dolar falan Tofaş'ı düşündüğümüz zaman Tofaş'ın bu Stellantis'le ilgili büyüme planlarını fiyat olarak içermediğini söylemek doğru olur. Kar gelen karlar var ama çok böyle dikkat çekici bir şey yok. Yani bakıyorum. Yani hangi şirketlerde ne olmuş diye ufak tefek şirketlerde hem yıl sonu karları geliyor bu arada hem de çeyreklik karlar geliyor. Burada normalde Bobet iyi sonuçlar açıklardı. Boğaziçi Beton bu seferki sonuçları çok böyle etkileyici gelmedi bana. Bir dikkatimi çeken onu söyleyebilirim. Bir de işte holdingler var, şeyler var. Burada da karışık sonuçlar var. Yani iyi olan var, kötü olan var. Ya da işte Kiler Holding gibi karı yüksek görünenler var fakat çarpanları yüksek. Yani bugün için oralarda özellikle dikkat çekmek istediğim bir şey yok. Genel olarak unutmayalım ki önemli işlem hacimlerini yaşıyoruz şu anda. Ama böyle bu dolu dizgin olmayacak. Unutmayın bir anda dönebiliyor. Bir anda insanlar büyük hayaller kurarken Yapı Kredi'den dolayı bütün bankalar tavana gelirken bir anda ne oluyor? Aa öyle değilmiş diyor. Bu gelgitleri yaşayacağız ama güzel haberi vereyim. Geçen yıllarda hep aşağı doğru hayal kurarken 10 yıl boyunca film şeridi gibi geçen bir dönem. Şimdi hayalleri daha iyiye doğru kurma eğilimimiz daha fazla. Tabii ki mevcut ekonomik politikalar ve görünüm devam ederse. Benim de söyleyeceklerim bu aşamada bu şekilde. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa tabii ki alalım, ama bir de şunu ifade edeyim. Kar satışı ne zaman gelecek şeyi? Ya piyasada işte dün isterik bir şekilde bir o şeyi vardı, havası. Ama gerçekten bunu şöyle bakalım. Hedef fiyatlara yaklaşıyor gibi görünse de bizim 12 aylık hedef fiyatımıza yaklaşmış olsa da Ekim ayında verdiğimiz nominal rakamları ve o dönemden sonra geçen şirketleri düşündüğümüz zaman o hedeflere takılmamak gerektiği altını çiziyorum. Evet, nihai olarak hedefler netleşecek ama biz şu anda üzerinde çalışıyoruz. Şirketlerin enflasyon muhasebesi rakamlarına da adapte ettiğimiz noktada daha berraklaşacak. Ama bu Türkiye'nin yeniden değerlenmesi olduğu için buralarda şu anda kesinlikle iyi şirkete odaklanıp, tabii ki çok yükselenlerde zaman zaman realizasyon olabilir ama genel modu düşürmemekte fayda var. Bu şekilde söylüyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.